İki yarışmacımız Onur Uludağ. Ne yapıyorsun? Sağ olun, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hayatta ne yapıyorsun? Ben eğitimciyim kendim. İstanbul'da Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hangi okulu bitirdin? Lisans eğitimi Çukurova'dan. Yüksek lisans eğitimi Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladım. Doktor eğitimde tekrar Çukurova Üniversitesi'ne devam ediyorum. Kaç yıl oldu döneli? 2010 yılında döndüm. 2010 yılında. 2010 yılında döndüm, evet. Kimle geldin? Bugün arkadaşlarımla geldim, bana sağ olsunlar. Hoş geldiniz. Destek olmak adına geldim. Hoş bulduk. Tanıyalım sizleri. Eda ben. Aynı üniversitede öğretim görevlisiyim. Onur'a başarılar diliyorum ve iyi bir yarışma olacağını düşünüyorum. Sağ olun. Merhaba. Eda Özkan ben. Kişisel gelişim eğitimleri üzerine bir firmada çalışıyorum. Onur'un inancına ve başarısını biliyorum. Ve çok şanslı biri. Umarım istediği sonuca ulaşacak. Ne kadar kazanmayı düşünüyorsun? Uğurlu rakamım 10. En azından 10. 125 soruyu... 125 soru. 125 liralık soruyu görmeyi hedefliyorum ama yani daha hadi altı bakalım. Da benim için çok kötü olmaz diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum Onur. Teşekkür ederim. Sen hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz. Halk arasında nasıl kişiler için elit titrer denir? A. Geçimsiz. B. Kıskanç. C. Savruk. D. Cimri. D. Cimri. Son karar. İkinci soru. Tabii. Sürekli kötü olaylardan bahseden insanların felaket nesi oldukları söylenir. A. Tellalı. B. Kahyası. C. Şıracısı. D. Davulcusu. A. Tellalı. Son karar. Evet, Onur Uludağ ilk barajı geçti, 1.000 lira kazandı. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, 3. soru geliyor şimdi. Elinde isim yazan bir kartonla bekleyen insanlar genellikle nerede görülür? A. İskele. B. Havaalanı. C. Otogar. D. Tren garı. B. Havaalanı. Son karar. Karşıladılarmış böyle. Çok Amerika'dan döndüğümde olmuştu daha. Dördüncü soru. Bir dönem romanların yaşadığı yer olarak anılan İstanbul semti hangisidir? A. Samatya. B. Tahtakale. C. Çukurcuma. D. Sulukle. İstanbul'da ikamet etme geçmişim çok uzun süre değil ama bu sorunun cevabının D olduğunu düşünüyorum. O yüzden D. Sulukule son karar. Bir tereddüt sezdim. Niye? A şıkkındaki yerle bir an bir düşündürdü beni ama sonradan tekrardan doğru cevaba eriştik. Beşinci sorumuza bakalım. Onur Uludağ. Günümüzde UEFA'nın düzenlediği hangi kupa organizasyonu artık yoktur? A. Kupa Galipleri Kupası. B. Süper Kupa. C. Şampiyonlar Ligi Kupası. D. UEFA Avrupa Ligi Kupası. Hangisi yok? Futbola ciddi anlamda ilgi duyan biri olarak bu sorunun gelmesi beni gayet memnun etti açıkçası. Sorunun cevabını da biliyorum. A şıkkı Kupa Galipleri Kupası. Son karar. Futbol seviyorsun.
Çok severim. Sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray taraftarıyım. Evet. Altıncı soruya geldik. Evet. 300 kadar türü arasında yaz kış yapraklarını dökmeyenleri de olan, meyvelerine palamut veya pelit denilen ağaç hangisidir? A. Göknar. B. Meşe. C. Sedir. D. Sandal. Ben bu soruyu seyircilerimize sormak istiyorum. Sevgili seyirciler, Onur Uludağ size soruyor. 300 kadar türü arasında yaz kış yapraklarını dökmeyenleri de olan, meyvelerine palamut veya pelit denilen ağaç hangisidir? A. Göknar. B. Meşe. C. Sedir. D. Sandal. Süremiz 10 saniye. Seyircilerimiz %96 B demiş. Şahsen benim de aklımdan geçen şık oydu ama emin olmak istedim. Ben de güveniyorum seyircilerimize. B. Meşe son karar. Araç sorusuna geldi. Evet. 15 bin lirayı alırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Bir borcum vardı kapatmam gereken. Muhtemelen ona kullanacağım bu meblağı. İnşallah. Onur, sesli bir soru dinliyoruz. Tabii. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Neil Young. B. Ray Charles. C. Elton John. D. Bob Dylan. Rol Baki Uludağ. İsmail Doğru'yu arayabilirsek memnun olurum. İsmail Doğru. Neyin oluyor? İsmail kardeşim gibi yakındır bana. Çok severim kendisini. Aynı üniversitede görev yapmaktayız kendisiyle. İsmail Doğru, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Onur Uludağ'la yarışıyoruz. Evet, buyurun. Sesli bir soru var ve bunu bileceğine inanıyor Onur. Hazır mısın İsmail? Hazırım. Dinliyoruz. Merhabalar. Dinlediğin şarkıyı kim seslendirmektedir? Neil Young, Bob Dylan, Ray Charles, Elton John. Neil Young olduğundan şüpheleniyorsun ve yarı yarıya da kullanmalıydım ama kullanmadın. Sonraki soruya düşündüm. Yanılmıyorsam bir gruplu Crosby, Stills, Nash and Young. Evet. Sonra ayrıldı, Neil Young olarak kendisi evet söylemeye başladı. İnandın arkadaşlar, tabii onu aradın ama o da pek emin değil. İyidir müzikte aslında arası ama. Ne yapalım, sağlık olsun Onur. Canım sağ olsun. Başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakalın.